Buradan yetkililere seslenmeyeceğim. Çünkü yetkililerin bizi duyduklarını zannetmiyorum. 5 senedir aşkın bizi hiç duymadılar. Çünkü kulakları sağır. Bu bağrı yanık anneleri çok gittik, çok kapılarına gittik ama hiç kimse bizi dinlemedi. Tamam biz sizi anlıyoruz diyorlar. Bizi kimse anlamaz. Bizi bizim gibi ciğerleri yanan anneler anlıyor anca. Biz Hava Harbiye Okulu Yusufların anneleriyiz. Dün bir tane Yusuf'umuzu toprağa verdik. Ve başka Yusuf'ları toprağa vermek istemiyoruz. O Yusuf'un annesini şu anda aklıma bile getirmek istemiyorum gerçekten. Çünkü evlat ne demek olduğunu ben biliyorum. Evlat acısı ve o toprağa verdi Yusuf'u. Anneler, erkek anneleri biraz çocukları büyüyünce kızlara gözleri takılıyor. Acaba hangi kızı alayım çocuğuma, hangi kızı yakıştırayım diye. Biz kızlarda gözümüz yok. Bizim gözümüz kapılarda, camlarda, telefonlarda. Belki Yusuf'un da bir tane kız arkadaşı vardı. Belki annesi ona sandıktan çeyiz kaldırmıştı. Nice hayalleri vardı. Hani nerede? Hani Yusuf nerede? Bizim evlatlarımız yok. 4 duvar arasında. Benim şu camın önünde bir tane erik ağacı var. 5 senedir ben o erik ağacın nasıl çiçek verdiğini, nasıl erik olduğunu bilmiyorum. Şimdi yasak getirmişler. Diyorlar ki koronavirüs var, çıkmayın. Ben 5 senedir düğünlere gitmiyorum, cenazelere gitmiyorum. Hiçbir topluma karışmıyorum. Çünkü bizim zaten koronavirüs bizi 5 sene önce beter etti. Benim çocuklarımın, Yusuflarımın suçları sadece emre itaat etmek. O suç değildir. Bir asker gerçekten emre itaat etmek zorundadır. Ama nedense bu ülkede suç oluyor. Ben bunu anlamış değilim. Benim aklım ermiyor artık. Ben sadece diyorum ki gerçekten vicdanları olan, gerçekten anne baba olan insanlara seslenmek istiyorum. Ben artık dayanamıyorum gerçekten. Artık hazmedemiyorum, kabullenemiyorum hiçbir şeyi. Diyeceksiniz ki şimdi bu videoyu dinleyenler, izleyenler diyecek ki sen de göndermeseydin o zaman Hava Harbiye Okulu'na. Daha mı gönderseydim? Nereye gönderseydim ben? Başka nereye gönderecektim ki ben yavrumu? Ben kuzumu kimlere emanet edecektim başka?